sonuçlarını konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Aslında şöyle bir zirveyi hatırlayalım. Erdoğan Putin bir araya geldi. Görüşme başladıktan çok kısa süre sonra iki lideri birlikte gördük. Kısa açıklamalar yaptılar. Daha sonra görüşmeye devam ettiler. 2 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdiler. Ama alışkın olduğumuz üzere bu görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapılmadı. Her iki taraftan da kısa birer açıklama geldi. Çok olumluydu bu açıklamalar ama konuyu yakından takip eden uzmanlar bu açıklamalara rağmen şüpheyle yaklaştılar. Görüşmenin iyi geçip geçmediğine, zirveden ne çıktı diye sorayım size. Evet, yani alışık olduğumuz özellikle son 4-5 yılda verilen karelerden farklı karelere şahit olduk, tanık olduk. Dar anlamda İdlib'le ilgili beklentiler açısından, çünkü yani bir iki devletin lideri görüşüyor, dolayısıyla sadece bir konu değil ama ana konu üzerinden değerlendirelim. Şimdi yani bir konu konuşulmadı, birden çok konu konuşulduğu için onlara da belki geliriz ama ana konu İdlib'ti. İdlib'deki konu neydi? İdlib'deki konu 2017 itibariyle Astana süreci olarak tanımlanan bir yapı içerisinde 4 tane çatışmayı önleme deeskalasyon zon denilen zon vardı, bölge vardı. Bunlardan bir tanesi İdlib'ti ve burada Türkiye ve Rusya'nın rolleri olacaktı. Şimdi burada biliyorsunuz Türkiye'nin radikal unsurları elimine etme gibi bir misyonu vardı. Bunu yerine getirmediği gerekçesiyle daha önce Suriye Merkezi Yönetimi Rusya'nın hava desteğiyle ilerleme kaydetmişti. Ve hatırlarsanız bizim bunlardan bir tanesi de çatışmalı olmuştu. Ve hemen arkasından işte Ankara-Moskova trafiği hızlanmıştı ve M4 karayoluna, yani Halep'le Laskiye'yi bağlayan karayolunun 6 kilometre altında ve üstünde bir devriye hattı oluşturuldu. Fakat burada da bu radikal unsurlar, yani kastedilen esas itibariyle isim değiştirmiş olan El-Nusra, yani El-Kaide ağırlıklı olmak üzere buralara sızmalar gerçekleştirdiler ve son aylarda Suriye yönetimi yok artık dedi. Yani bu ülkenin iki önemli temel can damarı olan karayolundan ikincisini, yani M5, öbürü de işte M4, bu karayolunu böyle bırakamayız. Anlaşmaya uyun, bu bölgenin sağlayın, yoksa biz harekatımıza devam edeceğiz dediler ve bu yönde harekatlarını yoğunlaştırdılar. İşte zirve tam olarak bu çerçevede gerçekleşti. Zirvenin sonucuna baktığımız zaman adımlara, ki bugün bile Rusya'nın çok yoğun hava harekatları var, bu noktada Rusya'nın ve Şam'ın tezlerinin geçerli olduğu zaten tahminimiz de o yöndeydi, görülmüş oldu. Yani bunun aksi yönde bir eylem geliştirmek mümkün değil. Ama Türkiye'deki yönetim, daha doğrusu Erdoğan yönetimi, bu konuyu hep birden fazla konuyla beraber konuşmaya çalışıyor. Çünkü daha çok içeriye doğru konuşan bir lider. Yani bizim dışişleri konseptlerimiz, yaklaşımlarımız bir devlet ciddiyetiyle gitmiyor. Sanki seçim kampanyası yapıyoruz. Yani Putin'le görüşürken, Biden'la görüşürken bir devlet ciddiyeti gerekir. Orta ve uzun vadeli beklentilerimizin, ülke düzeyinde ihtiyaçlarımızın ve beklentilerimizin uygun şekilde formüle edilmesi gerekir. Ama bizim maalesef böyle bir şey havasında, seçim mitingi havasında, hep öncesinde ve sonrasında verilecek şeyler, işte çıkışta Rabia işaretleri böyle geçiyor. Benim gördüğüm en önemli şey, dışişlerinin, uzmanlık kuruluşlarımızın, bakanlıklarımızın devre dışı bırakıldığı bir tek adam savlusu. Üstelik bunun da çok başarılı olmadığı açık. Bir yandan efendime söyleyeyim, Rusya'yla da iyiye gitmeyen ilişkiler düzeyi var ama ikinci parti S-400 yolda. Bunu Amerika'ya, Birleşik Devletleri'ne karşı olan kötü ilişkilerin düzeltilmesi için adeta bir koz gibi bir yandan hani devreye sokuyor ama bunun da işe yaramadığı aşikar. Başka araçlar kullanması gerekirken hep batıya karşı doğu, doğuya karşı batı türünden bir aslında normalde çok işe yarayan, kısa bir sürede işe yaramış olan bu yaklaşımı fazlaca uzun kullandı. Dolayısıyla da şimdi geldiğimiz noktada ne İsa'ya ne Musa'ya yaranan bir Türk dış politikasıyla karşı hocam, karşıyayız. Bir araya gireceğim. Burayı biraz açalım isterim. Artık bu politikanın sonuna gelindi ve bu politika eskisi kadar işe yaramıyor yönde yorumlar yapılıyor. Siz de bu kanıdasınız galiba. Tabii tabii. Yani şöyle, işte 1925 Musul sorununda, 1963-64 Kıbrıs sorununda ve benzeri böyle kritik sıkışıklıklarda Batı ile olan ilişkilere karşı Rusya ya da Sovyetler Birliği ile denge siyaseti yapıldı ve bunlar çok başarılı sonuçlar üretti tarihimiz açısından bakıldığında. Fakat 2015 sonrası için Türkiye'nin de, yani Erdoğan yönetiminin de yaptığı adım bir parça işe yaradı. Ama bunun bir doğal sınırı var.
Yani Batı ile olan her anlaşmazlığınızda Rusya kozunuzu kullanmaya başlarsanız, eğer onunla da ilişkileriniz çok iyi değilse günün sonunda yolda kalırsınız. Bakın 63-64 krizinden sonra biz Türkiye ne yapmıştı? Rusya ile Sovyetler Birliği ile yakınlaşması neticesinde biz Seydişehir Alüminyum, Ali Ağa, İskenderun Demir Çelik, yani dev sonuçlar aldık bu sürecin sonunda ve Batı ilişkilerini başka bir türlü kurmak zorunda kaldık. Peki şimdi ne aldık? Parasını bizim ödeyeceğimiz son derece problemli bir enerji türü olan nükleer santral aldık ve çok pahalı, az önce konuştunuz, gaz almaya devam ediyoruz. Şimdi buradan bu ilişkiden kazançlı çıkıldığını söylemek çok zor. Belki şu söylenebilir. Yani Rusya ile belirli bir ilişki düzeyinin tutturulmuş olması neticesinde örneğin işte Azez'in doğusuna doğru, işte Afrin, Azez ve devamındaki hatta belirli bir operasyon gücü kazanıldı denilebilir. Doğru, bir parça buna yaramış olduğu söylenilebilir ama işte dediğim gibi bütün bunların bir sınırı var. Yani hakikaten her seferinde yorumlamaya çalışıyoruz. Bu zirveden ne çıkar? Bu adımla ne gerçekleştirilmek isteniyor? Şimdi bunun bu kadar muamma olmaması gerekiyor. Yani burada dışişleri konsept belgemizin olması gerekiyor. Biz 5-10 yılda, 20 yılda, kısa ve orta vadede ne istiyoruz bölgede, enerji politikasında, dünya siyasetinde? Bütün bunlar çok sık yalpalanan, zikzaklara tabi kılınan adımlar halinde ilerliyor. Bu ciddi bir güven kaybı. Evet, yani herhalde bu şeyde de bunu rahatlıkla gördük, bu zirvede de. Buradan Türkiye'nin önemli bir kazançla çıktığını söylemek zor. Belki şu kulislerde çok konuşuluyor. İşte 2023'e kadar Türkiye'nin İdlib'de kalması, yani seçimlere kadar en azından bu sahadan atılmadık görüntüsünün sağlanmasını talep ettiği yönünde spekülasyonlar var. Bunun tabii ki tam olarak bilgisine sahip değiliz. Kapalı bir görüşme oldu bu. Şimdi çok hocam, muhtemel. Onu söyleyebilirim. Tekrar araya gireceğim. Aslında her şey o kadar hızlı gelişiyor ki bazı gelişmeleri çok önce yaşanmış gibi düşünüyoruz ama aslında evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York gezisi çok yeni bir geziydi Birleşmiş Milletler tabii. zirvesinde ve aslında açık açık da Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi Biden'la görüşme isteğini, ABD Başkanı Biden'la. Bu görüşme gerçekleşmedi. Dolayısıyla Erdoğan'ın ABD gitmeden önce verdiği mesajlarla ABD'den dönerken verdiği mesajlar arasında büyük farklar vardı. Uçakta gazetecilere yaptığı açıklamaları hatırlarsak eğer S-400 evet. konusunda da ikinci partinin alınacağını ve bu egemenlik hakkının kimse tarafından karşılamayacağını söyledi. CBS'te de söylemişti. Onu da kayıt olarak düşelim. Şimdi Rusya ziyareti, Rusya ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamalarda ise Erdoğan hiç hayra alamet değil demişti ABD ile ilişkiler. Bu sefer bazı hayra alamet gelişmeler olduğunu ve Biden'da bir veya iki görüşmenin, yüz yüze görüşmenin gerçekleşebileceğini söyledi. Bunları bir hem F-35'ler hem S-400'ler hem Biden'la yüz yüze görüşme olasılıkları, Putin'ler hep her birini üst üste koyduğunuzda nasıl bir tablo çıkıyor karşınıza? Evet, şimdi bir kere ülkecek biz F-35 ve S-400 uzmanı haline geldik. Yani bütün yurttaşlarımız bunların ne tür silahlar olduğu, bu konuda neler istendiği konusunu neredeyse işte artık yıllar oldu konuşup duruyoruz. Bu sahnede değişen bir şey yok ama biraz böyle dışarı çıkıp bu tablodan nasıl bir okuma yapmak lazım, ne çıkıyor buradan derseniz ben en başına gelmek isterim. Şimdi dünyada hiçbir lider böyle günde 6 saat konuşmuyor. İşte bunun da yaklaşık 3 saati dış politika. Yani bu kadar dış politikanın içeriye seslenme aracı olarak kullanıldığı başka bir ülke yok. Tarihte de yok neredeyse. Şimdi bu büyük bir problem. Şimdi şöyle düşünün. F-35 meselesinde ve S-400 meselesinde, başka meselelerde olduğu gibi söylediklerini manşet haline getirin son 3 yılda, alt alta yazın. Bakalım bir doğrultu çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şimdi burada yani bu bir ihtiyaç mı? Bunun üzerine mi şey yaptık? Yani işte yüksek irtifa savunma sistemi eksiğimiz var ve bunu en uygun kaynaktan karşılayacağız. Buradan mı hareket ediyoruz? İki, savunma sanayi kaynaklarımızı çeşitlendirmek mi ana amacımız? Buradan mı hareket ediyoruz? NATO'ya yeterince güvenmiyor muyuz? NATO'dan farklı bir yol mu izlemeye çalışıyoruz? Şimdi bunu tespit etmek çok zor. İşte bu da aslında dış siyasetin çok gündelik sahiplerle, motiflerle, amaçlarla yapıldığını gösteriyor ve bu kadar çok konuşuluyor olması. Burada büyük bir sorun var.
Şimdi bu buradan yani bir işe yarar formülasyon yapmaya çalışalım. Türkiye S-400'lerin ikinci partisini alabilir. Alır. Alamayacak bir şey. Tek örnek değil. Yani batıyla silah çeşitleri konusunda sorun yaşayan başka ülkeler de var. Mesela Mısır, efendime söyleyeyim, Endonezya, Filipinler diye. Ya da daha yakın NATO çerçevesindeki ülkelerden bakalım. Bakın yıllar önce S-300'ü Rum kesimi aldı. Aldı ama ne oldu? Girit'te eğitim şeyi platformunda kullanılıyor. Şimdi bunlar yani ya da şöyle düşünün. Bakın Amerika'nın en yakın müttefiki hangisi? Tabii ki İngiltere ve İsrail. İsrail bile bazı konularda ABD ile uyumsuzluk yaşayınca gidip Çin'den kaynak alıyor. Şimdi bunlar olmayacak şeyler değil ama biz bu sorunu batıyla olan yani Türkiye'nin dış siyasetini esasen neye dayandıracağı konusunu ile birlikte tartışıyoruz. Buradan baktığımızda bu manevraların bir işe yaramayacağını söyleyebilirim. Çünkü sistematik olarak, düzenli olarak devletin bütün kurumlarıyla ve kavramlarıyla, şeyle, konseptleriyle beraber bir yol tutturmuş olduğunu göremiyoruz. Çok fazla iç siyasete yönelik araçlar haline getirilmiş durumda bu konu. Belli ki Biden döneminde de bu devam edecek. Çünkü Türkiye hatırlayalım, bundan Ekim'e girdik değil mi? Mart, Şubat'la yani Biden'ın yeni dönemiyle birlikte böyle Şubat, Mart, Nisan boyunca ne yaptı? Mısır'la görüşüyoruz, çözmek üzereyiz. Yani Avrupa Birliği bizim için çok önemli. Hatırlayalım bunları. Yani çok uzak değil. 4 ay, 5 ay öncesinden bahsediyorum. Şimdi demek ki olmuyor. Yani bunlar bir başarısızlık zinciri, karnesi. Hani bunlardan bir tanesinin tutması lazım. Burada gördüğümüz şey zikzak. Şimdi diyecek olabilir ki bazı izleyicilerimiz. Fakat bütün bunlara rağmen bir şeyi var, Türkiye'nin bir etkisi var. Tabii olacak. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Kaynakları büyük. Yani kaynaklarını sata sata bitiremediğimiz kadar büyük bir ülke özelleştirmeler kanalıyla. Dış politikada da yani insaf, Türkiye tabii ki büyük ve güçlü bir ülke. Bu miras yediği bir hükümetin, miras yediği bir evladın, işte babasının, dedesinin neyse, biriktirdiklerini çarçur etmesi gibi. Türkiye büyük bir ülke ama Türkiye'nin bu bütün prestiji ve birikimi çarçur ediliyor. Bu yakın çevrenizde refah ve barış kuşağı yaratmak yerine işte şeye kilitlendik. SİHA'da dünya rekor. Sanki NASA kurduk. Sanki uzaya gidiyoruz. Yangın söndürme uçağımız yok. SİHA'larla övünüyoruz. Şimdi böyle bir tabloda inanın yani neresinden tutacağımızı neresinden tutmakta hani karar vermekte zorlandığımız bir dış politika var. Analiz yapmakta da zorlanıyoruz. Zorlanınca da o zaman diyoruz ki ya bir dakika, suç bizde değil. Ortada yani tutarlı, takibi mümkün olabilen bir dış politika yok maalesef. Maalesef böyle. Hocam ben sizin söylediklerinizden şunu anlıyorum en kısa haliyle. Öngörülemez bir dış politikası var şu an Türkiye'nin, iktidarın, ve bunun da tabii bazı sonuçları oluyor ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte ABD ile Joe Biden yönetimiyle olan ilişkiler veya Putin yönetimi yani Moskova yönetimiyle olabilecek gelişmelere dair de bir öngörüde bulunmakta siz bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak bile zorlanıyorsunuz değil mi? Tabii zorlanıyoruz çünkü şimdi bakın şöyle. Geçen bir programda yine konuştuk. Normal şartlarda birinci parti S-400'ü aldınız. Kullanamıyorsunuz şu anda değil mi? O zaman mantıklı birisine sordunuz, bir uzmana. Ne diyecek size? Yahu birincisini kullanamamış, büyük sorunlar yaratmış. İkincisini niye alsın? Ama alacak. Şimdi çok büyük bir değişiklik olmazsa işte kulislere sızdı bilgiler. Ayın 5'inde, kaç gün? 3 mü kaldı? 3 gün sonra alım şeyi ilan edilecek. Görüşmeler yapılıyormuş. Yani bunda da tabii bir değişiklik olabilir ama bu kuvvetli kaynaklardan geldi bilgiler. Böyle bir şey. Şimdi bu normal bir davranış değil. Yani birincisini henüz konumlandırıp işe yarar bir şekilde ne yapacağınıza karar vermediğiniz bir savunma silahı ya da bir silahın değil mi? İkincisini nasıl alırsınız? Şimdi nasıl tahmin yapacaksınız? Nasıl analiz yapacaksınız? Bunlar işte hakikaten şeyle ilgili. Yani karar vermenin bir kişinin dudakları arasına kalmış olması. Yani koskoca bakanlık geleneği, uzmanlar, birikim, bütün askeri kanat. Yani bunlarla sistematik, uzun, iyi çalışılmış politikalarla yürümediğini gösteriyor.
Ama şu kadarını görüyor. Şimdi Türkiye, az önce onun için altını çizdim. Hamaset için değil, Türkiye büyük bir ülke. Kolay vazgeçilebilir bir ülke değil. Ne Rusya açısından ne Batı açısından. Böyle olduğu için işte tabii ki Türkiye'ye arada bir bakacaklar ve büsbütün dışarı atmayacaklar. Avrupa'da en azından hem göçmen meselesi nedeniyle hem de önemli bir ekonomik partner olduğu için ve benzeri Türkiye'yi tabii ki dışarı atmayacak. Böyle olduğu için kalkıp bundan bir övünç çıkarılamaz. Çünkü bu sizin mirasınız değil, bu babanızın, dedenizin mirası. Onu yiyorsunuz. Yani buradaki göreli başarılar Türkiye'nin tarihsel birikimine aittir. Bunun altını çizmek isterim. Yoksa öngörü şu anlamda, artık şu kadarını öngördük. Yani siz bir aktörün zikzaklarını izlerseniz o zaman nasıl tahmin yapacaksınız? Demek ki önümüzdeki dönemde de şu marjlar içinde bazı zikzaklar mümkündür diyebilirsiniz. O anlamda öngörülerde bulunabiliyoruz tabii ki. Nitekim, hocam işte bir son dakikamız var. Bir araya girip onu izleyicilerle buyurun, paylaşalım. Tabii. Bingöl'ün tabii. Genç ilçesinde elektrik arızasını gidermek için giden ekibe ait aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. İçişleri Bakanlığı saldırıda iki işçinin şehit olduğunu bildirdi, açıkladı. Buradan iki şehidimize Allah rahmet, Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyelim hocam. Buyurun, sizdeydik en son. Evet, şimdi Burak Bey, yani her gün haber izliyoruz hepimiz, çoğumuz. Ve bu haberlerde dikkat edersek işte elektrik fiyatları, öğrenciler, meclisteki durum, muhalefet partileri, neyse değişik konular ele alınıyor. Ama dikkat edersek yani bunun yarısı son dönemde biraz azalsa bile dış politikaya ilişkin gelişmeler. Şimdi Türkiye'deki mevcut hükümetin ya da koalisyonun diyelim, yani AK Parti ve MHP koalisyonunun ya da Erdoğan yönetiminin, saray yönetiminin dış politikaya yaklaşımında çok temel motiflerden, kaynaklardan bir tanesi bu Osmanlılık ruhunu canlandırmak üzere böyle bir şey aşılamak. Yani yoksul kitlelere bir fetih dünyası vaat etmek. Bir büyüklük vaat etmek. Halbuki yeterince büyük bir ülke burası ve kendi yakın tarihiyle de gurur duyabilen insanlardan oluşuyor burası. Ama bu adeta yetmiyormuş. Hani Cumhuriyet bir şey mi neydi, bir reklam arasıymış gibi. Yani bütün bunların zekredildiği ve düşünün, sürekli Abdülhamit, tarihin en başarısız, en çok toprak kaybına neden olan padişahlarından bahsediyoruz. Hani bir Abdülhamit güzellemesi, dağa taşa Abdülhamit isminin verilmesi, ondan sonra dizilerinin bütün televizyonlarda yer alması, kuruluş, diriliş derken bütün bu yaklaşımlar, yani bu kitlenin oy tabanının tutulması için çok önemli bir araç haline gelmiş durumda. Bunu sürdürebilmek için sürekli bakın Putin'e dostum nasıl dedim, öbürünün omuzuna elini nasıl koydum. Hocam bakın, toparlamanızı, rica edeyim. Son sözlerinizi rica edeyim. Estağfurullah, yok bunları daha konuşuruz. Yani bu özetle şöyle söyleyelim, dış politikanın bu kadar iç gündem haline getirilmemesi, seçim malzemesi gibi kullanılmaması gerekir ve artık bunun ciddiyetle yapılması gerekir. Bunun altını çizmek yeterli sanıyorum. Hakan Güneş, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun.